biraz konuğumuzla sohbet edelim o zaman. Şöyle yapalım. Birazdan onun klibini yayınlayacağız. Hemen sonrasında Reymen'i getirelim. Bir de çocuklarına el sallar mısınız? Sizi çok seviyorlar. El sallayalım çocuklarınıza buradan. Öpücüklerimizi iletiyoruz. Öpücükler, sevgiler. Yönetmenim, o zaman Dilşat'ın şarkısından sonra Reymen'i ekleyelim listemize. Tamam. Ne zaman çıkardın şarkını? 3 Mart 2020'de çıkardık. Yeni çıktı, güzel. Daha çok yeni çıktı. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Kemal Aslan'dan çıkarttık. 5 aylık bir süreçti bu. Bayağı da böyle bir zorlu bir süreç oldu. Benim için bu şarkıyı böyle 5 dakikada yazdım ben. Ondan sonra havuza gittim, spor salonuna. Orada benim bir arkadaşım var, Mustafa. Dedi ki sen bu şarkıyı yap, ben sana bu şarkının klibini çekeceğim. Ben de dedim ki ya dur, hani ben şarkı yapamam şu anda. Yok dedi, illa yap falan. Mustafa Yıldız, zaten buradan da selam söyleyeyim. Dedi işte yap falan derken yaptım şarkıyı. Mustafa dedim ben şarkı yaptım, hadi klibi çekelim. Hemen arkasından klibi çektik. Hemen arkasından yayınladık falan. Yani biraz onun etkisi oldu şarkıda. Sözlerini sen yazdın. Sözlerini ben yazdım, müziğini de ben yaptım. Düzenlemesini de ben yaptım. Güzel, tamamen senin eserin o zaman. Aynen öyle oldu ve o bana şevk verdi. Onun üstüne sürekli besteler yapmaya başladım arama kurtarmadan sonra. Aslında benim bir acemilik eserim oldu diyebiliriz. Ondan sonra daha böyle trap tarzı besteler yapmaya başladım. Hatta bir iki ay sonra onu çıkarmayı düşünüyorum, Allah nasip ederse. Şu an için hani böyle gidiyor. Ama çok memnunum dönüşlerden. Güzel. Hiç reklam vermedim ben internete. Bana çok dediler hani reklam ver, para harca falan. Ben dedim kısmet, hani Allah büyük, hani bir şey harcamadım. Baktım 35 bin olmuş ilk haftada. Sevindim de açıkçası. Yani bakalım, böyle şu an güzel gidiyor. Klibini o zaman bir izleyelim, bu kadar tamam, bahsetmenin üzerine. Anons etmek ister misin kendi klibini? Kendi. Şimdi Mustafa Yıldız yönetmenliğinde arama kurtarma geliyor. Yayın kazası oldu. olmadı. Ucuz kurtardık. Hiçbir şey olmadı. Bir aynen, şey olmaz. İyi. İlk olarak senin şarkını izledik. Evet. Ondan sonra Reymen'i izledik. İyi oldu. Böyle ben Reymen'i çok seviyorum çünkü. Ya, aynen. Bahsetsene. Yani hani trap şarkı çalışmaları da yapıyorum dedin ya. Nasıl aynen, şarkı? Hatta bu benim kafamda vardı daha önceden. Hani bu R&B, çünkü ben hastasıyım çocukluğumdan beri. Arabesk'in de hastasıyım aynı zamanda. Ya diyordum bu ikisini ben kombinlesem nasıl olur? Bunu böyle kafamdan geçiriyordum lise yıllarında. Baktım Reymen yapıyor, çok da güzel yapıyor. Ya dedim bu çocuk yapıyor, güzel yapıyor. Bir de ben bu familyada hani kimse alınmasın, ben Feraba'nın küsmesin ama en çok Reymen'i seviyorum. Dedim hani bu Reymen gibi hani ben de yapabilirim falan. Tabii onun tarzı başka, ben hani bayan versiyonu, kadın versiyonu yaparım. Hı hı. O şekilde yazıyorum tabii ki. Neden ilk çıkışım, olmasın? Ay, tabii ki ilk çıkışım arabeskti. Arabeski çünkü çok seviyorum. Sesime de çok yakışıyor. Ama tabii ki T-Rap'te de şeyim var. Çünkü R&B'yi çok var. Seviyorum. Klip de güzeldi. Kamera senin klibini izlemiş olduk. Şarkın da güzeldi. Yorumları da güzel yorumlar var. Olumsuz yorumlar da var. Evet, ne düşünüyorsun yorumların hakkında? Yorumlara çok teşekkür ediyorum. Olumlu, olumsuz bütün yorumlara çok teşekkür ediyorum. Ve çok eğleniyorum yorumları okurken. Arkadaşlar dilinizin bazen ayarı olmuyor. Ama ben hepsine çok gülüyorum. Yani iyi veya kötü her yorum. Bazı çok komik yorumlar var Bursa. Mesela, bana demiş ki bir tanesi, beni Çatalca'nın Bahşiş köyünden kurtar, Çatalcalı köylüm. Senin altına yazıyor, aynen. Ya. Beni Çatalca'dan Bahşiş'ten kurtar, köylüm yazmış. Başka bir tanesi, ne demiş? Ya açalım ne bakalım demiş? Dur, bak hatırlamıyorum şimdi. Baktım ben az önce. Dediğin gibi komik, olumsuz, olumlu, evet, bir evet, çok evet, yorum çok var. Komik yorumlar var. Aynen öyle, telefon aynen. Gelmiş herhalde. Alalım mı? Alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz diyerek sizi böyle bir yayına bağlayalım. İsminiz nedir? Nereden arıyorsunuz bize? Televizyondan dinlemeyiniz. Telefondan dinleyiniz. Duyamıyoruz. Televizyon sesini kısalım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Evet, güzel oldu. Aynen. Hayata dair. Aynen. Çok fazla şarkı yazdığını söylemiştin. Evet, bu evet. Şarkıların arasından nasıl oldu da arama kurtarma şarkısına klip çekmeye karar verdin? Arama kurtarma ilk yazdığım şarkı benim hayatımda. İlk diye mi? Evet, ilk diye. Ya bir gün yatıyordum, gece yarısı bu sözler aklıma geldi. Kalbimin enkazı dedim böyle kendi kendime, kalbim enkaz falan. Sonra bir sen falan. Dur dedim ya, kağıt kalem aldım, yazdım böyle.
5 dakikada çıktı ve benim için çok önemli ilk olduğu için buna karar kıldım. İlk olduğu için. İlk olduğu için ve sonrasında çok daha güzel şarkılar yazdım ama bunu bozamadım. Yani herkes dedi ki gel bak şu şarkıyla çıkalım falan. Ama bu da çok sevildi. Anladım. Sıkıntı yok, pişman değilim yani. Şöyle düşünüyor musun? Peki sıralamaya uyacak mısın? Yani ilkten sonra ikinci bunu yazdım. Bunu yayınlayayım. Uymayacağım. Uymayacak. Hayır, bozacak uymayacağım. Bunu. Bütün kuralları yıkıyorum. Hatta son 2 gün önce bir tane yazdım. Muhtemelen onunla çıkarım diye düşünüyorum. İkinci o olabilir. Güzel bir şarkı. Allah'ım beni yordular diye böyle onun böyle şeyi başlıyor. Aynen yok öyle başlamıyor. O nakaratı. Başı nakara rap. Kısmı. Aynen başı rap. Anladım. Bu şekilde o... şarkı söyleyebilirsin aslında. İstediğin söylerim. Zaman ya ben istediğin... her türlü söylerim aslında ama. İstediğin zaman söyleyebilirsin söylerim. Yani. Varsa aklına gelen. Söyle o zaman tamam. Bir tane sonra telefonumu da alalım. Bir nakarat söyleyeyim o zaman. Çünkü tamam, bana 5-6 tane arkadaşım WhatsApp grubunda bir şarkı istediler. Nişat illa söyle dediler. Ben de söyleyeyim onu. Tamam bir tane söyle nakarat kısmı sonra telefonu alalım. Mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Nişat'a böyle bana... ses hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynen. Klibini beğendiniz mi? Yorumlarınızı klip, bekliyoruz. Allah aşkına ne olur klip için artık komik, esprili, şakalı yazmayın. Yorum yapmayın. Güzel yorum gerçekten bekliyoruz. Ya ben anladım tamam beğenmemişler. Çoğu insan beğenmemiş klibi. Allah Allah. Klibi şarkıyla alakasız bulmuşlar. Ama biz o klibi çok ağır şartlar altında çektik. İki kişi çektik biz o klibi. İki kişi çektik. Mustafa ve ben çektik o klibi. İki kişi çektik. Evet Mustafa da kamera ve ben. Yani bu imkanlar. Ekip bayağı kalabalıkmış. Evet bayağı kalabalıktı. Bayağı da masraflı oldu. Yani kaç saatte çektiniz iki kişi? Ben hiçbir şey beğenmediğim için bir ay sürdü. Bir ay. Şimdi şuraya otururken de yaşadık. Diyorum ki ben aynen. Burada oturuyorum. Aynen. Diğer kavga. Bir şey memnuniyetsizlik var mı? Yani bir şey ben de mükemmelliyetçilik ha, var. Bu seni zorluyor. Aynen bu beni birazdan çok zorluyor. Birazdan devam edelim. Telefona bir alo diyelim. Hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz bizi? Hoş bulduk abla. Nereden arıyorsunuz? Adana, Yusuf. Süper. Adana'ya sevgilerimizi iletelim. Sağ olun. Klibi izlediniz mi konuğumun? Evet izliyorum şu anda. Nasıl buldunuz klibini? Şu anda izliyorum. Şu anda mı? Hayır şu an izli. Şimdi mi açtınız? Benim klibi mi? Evet şu an güzel. Şu an güzel her şey yolunda. Peki, yani yandaki bayan daha güzel şarkı söyledi ya. Ondan yani. Beğendiniz mi? Evet çok güzel söylüyormuş. Çok teşekkür ederim. Güzel bir yorum geldi. Sağ olun. Dileğimiz ya, gerçek oldu. Güzel yanına geliyor. Sesime şarkıma geliyor. Klibe gelmiyor. Bir klibi izler misin abi? Bir de ondan sonra yorum yap. Bakalım efendim? Ne diyeceksin. Dilşat'ın klibini izler misin diyor. Merak ettim yorumunu diyor. Dilşat. Ama klibi izlememiş galiba. İzlememiş. Çatalcalı. Dilşat Çatalcalı. Arama kurtarma. Evet bir ay YouTube'a girip benim klibimi izleyin. Bir güzel yorum bekliyorum sizden. Bir güzel ya, yorum. Ya yorum zaten yorumlarsa yorum güzel ya. Sıkıntı yok. Bir de takip, yani bir daha abone. Değil mi? Bir kanalım abone, bir abonedir. Benim. YouTube kanalı açmadı. Anladım. Yapım şirketi paylaştı. Güzel. İstediğiniz bir şarkı var mı ya da selam söylemek ister misiniz? Yok. Sağ olun. Yani ben seni istediğim klip yok da kendi kafanda sen söylersin. Daha doğrusu sen yanındaki bayan söylese iyi olur. Tamam öyle olsun o zaman. Bir istek geldi. Yanımızdaki tamam. Bayan şarkı söylesin. Sen şarkı düşün. Hangi şarkıyı seslendireceğini. Peki abi siz benden isteyin bir şarkı. Vallahi hiç ne bir öyle falan. İnşallah yani, bildiğin yerden söylesene. Şöyle bir düşünün eski sevgililere tek tek. Ya ben şu an evliyim. Evli. He o zaman hanıma şarkı söyleyelim. Hanıma bir şarkı. Olabilir. Harma olur yani. Hanım bu sensizden nefes alamam şarkısı var ya. Neymiş? Hangi şarkı? Sensiz ben nefes alamam şarkısı biliyor musun? Sensiz ben nefes alamam. Biliyor musun? Sensiz ben nefes alamam. Ha tamam biliyorum. Buralarda. Aynen. Evet ben Mersin'in adı Rike. Tamam söyleyeceğim. Tamam şimdi söyleyeceğiz. Söyleyecek yani. Hoşça kal. Sağ olun. Söz sende o zaman. Sesine sağlık. Teşekkür buradan ederim. Buradan eşine de sevgilerimizi ileterek. Çok şanslısınız. Böyle bir şarkı armağan edildi size. Değil mi? Ne kadar romantik bir beyefendiydi. Aynen kocanızın kıymetini bile. Senin nasıl ilerliyor aşk hayatın? Benim aşk hayatım şu an ilerlemiyor. Dön. Tıkandı. Foseptik çukuru gibi. Ne çukuru gibi? Foseptik gibi çıkacağım tıkandı yani. Şu an bir şey yok. Ama memnunsun hayatından. Enerji, çok memnunum. Enerjin o yönde. Çok memnunum. Hatta aşksız hayatımın en iyi dönemindeyim diyebilirim. Yani aşk beni bu zamana kadar, yani bütün hayatım boyunca yaşadığım ilişkiler belki de bilmiyorum, beni aşağı çekmiş düşünüyorum bunu, da. Bunu fark ettin. Aynen. Çok çalkantılı ilişkiler yaşadım. Çok problemli ilişkiler yaşadım. Beni aşağı çektiğini düşünüyorum. Ve kendimle kaldığımda hayatımın en iyi dönemini hissediyorum. Yani en iyi dönemindeyim ki 7 ay önce babam öldü.
Ona rağmen. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Başın sağ olsun. Sağ olun. Zaten hani kopuk bir aileydik biz biraz. Ama tabii gene de üzülüyor insan. Olsun. Gene de üzücü. Tabii olsun. Aynen. Güzel yolunu bulmuşsun ama. Güzel bir single çalışması aynen, yapmışsın. Aynen yolumuzdayız. Yolumuzu bulduk. Aynen öyle. Şu anda neler yapıyorsun? Şu yani an, müzik çalışması olarak, okul olarak var okul mı okul? Bitti. Evet, ne televizyon bitirdin? Mezunuyum normalde. Nereden? Senin özel mesleğin. Değilse? Yok özel değil ya şey. Açık okudun? Öğretimden tamamladım açık televizyonu. Aynen. Güzel. Ailevi sebeplerden dolayı ne gene. Ne zaman bitirdin okulunu? Vallahi 2 sene önce bitirdim. Tam 2 sene önce bitti. Bitirdin. Aynen. Lisem Fenerbahçe Lisesi'ydi. Şeyim örnek aldı ilkokulum. Arada kendime bakıyorum bu arada kusura bakmayın. Şimdi bakmam lazım. Tamam, i̇lk baktım. Yayını. Aynen ilk defa ben televizyonda. Dilşat'ın ilk yayını. Güzel bir anı olarak evet. Kalacak senin için. Evet okulu bitirdin 2 sene oldu sonra yok, ne yaptın? Benim için değil ama izleyiciler için güzel bir anı kalacak. Ondan sonra... Düşünse iki tane kız sürekli saçını düzeltiyor burada. Aynen. Saçlarla alakalı bir sorunumuz var bizim. Arada bir geliyorlar bizim saçımızı karıştırıyorlar. Siz görmüyorsunuz tabii değil mi? O yüzden düzeltiyor. Yok öyle şeyler olmuyor canım. Ya kötülemeyelim şimdi arada bir şey gelip, olmuyor. Arada biz dayak yiyoruz burada. Sonra öyle yani. Güzel okulun bitti. Single'ın okul bitti. Çıktı. Yani aynen. Şu an bir de spor, Üsküdar Musi Cemiyeti'nden burslu kazanmıştım. Ben gitmedim oraya. Öyle yani. Şu an spor yapıyorum aynen. Güzel. Ne spor basket yapıyorsun? Basket oynuyorum. Babam basketbolcuydu eski. Fenerbahçe'de oynuyordu. Winnex'de oynuyordu. Genetik bir miras. Ben de güzel oynuyorum. Onu ilerlettim bu arabaya. Güzel. Fitness yapıyorum. Herkesin yaptığı şeyler. İndir kaldır, dumbbellları. Bir şey yok yani. Dumbbellları indir kaldır. Bir şey yok yani. Herkes güzel özet geçtin gerçekten. Öyle ya. Aptal bir spor aslında yani. Salak gibi hissediyorum bazen. Gidiyorsun. Niye öyle hissediyorsun? Yani aptal bir spor. Bence bilmiyorum. Hayır. Yani basket oynadıktan sonra inan insana şey geliyor, aptalca geliyor. Çünkü... Hakaret çok etmeyelim de yok, şimdi şeydeyiz ya. Yok yok hakaret etmiyorum. Şöyle aslında yani yani ben seviyorum aslında fitness'ı. O yüzden bizi izleyenler arasında sevenler varsa. Ben de varsa, seviyorum, ben de seviyorum. Şimdi şey yapmasın. Yok ben yani, sporun kendisine aptal dedim. Yoksa ben de yapıyorum. Anladım. Şey o aletler ya da yaptığımız hareketler belli bölgelere hitap evet. ediyor. O yüzden hep aynı çizgide dönüp dolaşıyorsun ya. Çok yararı o oluyor aslında aynen. bakarsan o fitness'ın. Bedenimize fiziksel olarak çok yararları aynen. var. Mesela ben ne zamandan... Yapmaya başlasan fitness hep boyun ağrılarım vardı. Onlar gitti. Evet evet bel geçiyor. Bel ağrım vardı aynen. o gitti. Yani çok güzel bir spor. Aynen. Öyle. Arada mesaj attım. Ben nasıl görünüyorum? Bana şey yapın ya. Bir destek ay. Olun. Telefonlarınızı buradan aramayın WhatsApp üzerinden. 212'li numaradan arayın. Yönetmenim telefon geldi şu an. Hemen bağlayalım telefonumuzu. Günün sorusu var. Sana yönetmek istiyorum günün sorusunu. Tamam. İyi ki nelerdir? Hayatında iyi kilerin neler? İyi ki. İyi ki. İyi ki doğmuşum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. İyi ki bütün bu zamana kadar yaşadığım acıları çekmişim ve mutlulukları yaşamışım ve çok güçlü bir ben olmuşum. Bu hayatta yaşadığın en büyük acılar neler? Seni sen yapan özel neler? Özel hayat hakkında konuşmak istiyorum. Peki, konuşmayalım o zaman. Ya herkesin vardı. Yok yok hani aynen. Bir veya sen iki hani, değil. Hani güçlü yapan şeyler deyince çok, ben de çok dedim. Çok fazla. Hani doğru tek söylüyorsun. Tek... İnsanı acılar güçlü yapıyor. Aynen çok güçlü yapıyor. Hiçbir şeye takmıyorsun. Hiçbir şeye üzülmüyorsun. Anlık günlük yaşıyorsun artık hani. Öyle yani. Telefonumuzu alalım. Alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden arıyorsunuz bizi? Daha demin aramıştım sizi yanlış değilsem. Şimdi yeniden evet. ararız. Evet. Adana'da. Beğendiniz mi şarkıyı? Eşiniz duydu mu? Efendim? Eşiniz duydu mu Dilşat'ın söylediği evet, şarkıyı? Evet, yanımda şu an. Güzel. Tekrar ne için aradınız? Teşekkür ederiz. Söylediğiniz teşekkür etmek için aramıştım valla. Güzel söyledi. Yani. Ben teşekkür ederim. Ne demek güzel bir şarkı istediniz. Ben de okudum seve seve. Aynen yani. Daha demin YouTube'a sana baktım da. Bayağı baktım yani güzel klipleri var gerçekten. Klibini beğendiğinden bahsediyorum. Ha, ben çevirmen çok olarak. Teşekkür ederim. Ben, siz söyleyin ben çevireyim. Buyurun. Buyurun diyor. Yani her şeyin güzel olduğundan bahsediyor. Evet. Bir şarkı daha istiyor musun? Ben kendim yabancı futbolcu gibi hissediyorum. Sen çeviriş. Yok ya. Teşekkür ediyorum. Yok ama gerçekten güzel söylüyor yani. Güzel söylüyor. Teşekkür evet. ederim. Evet. Daha demin bahsettim. Ben bunu daha yani bedelce bayanı tanımamıştım. Hı hı. Tanımış oldum. Gerçekten olmuş. Yani evet. Çok bundan sonra takip edersiniz artık sosyal medyada. Evet, şu an abone oldum bile. Abone, süper. Bir abone, süpersin. Bir abonedir. Ben evet. YouTube hesabı kullanmıyorum abicim. Çünkü sevmiyorum, şu an yok yani. Ama evet. Instagram'dan takip edebilirsin beni tabii ki. Tabii hanım ki kızmazsa, hanım kızmazsa tabii ki.
Hanım yok, kısmı. Yok. Tamam. Evet, tamam madem. Sağ ol aslında, hadi görüşürüz. Aman Allah bozmasın, süper. Sağ olun, kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Neden YouTube'da şeyin yok, hesabın? Yani artık biliyorsun orası da çok popüler. Aynen, çok popüler. Sosyal medyayı ne sıklıkla kullanıyorsun? En çok kullandığın mecra hangisi? En çok kullandığım mecra Instagram. Ne yapıyorsun? Neden orayı tercih ettin? Ya Instagram'da ben genelde şey, öyle hani... Güzelsin kız, güzelsin. Yeter. Instagram'da genelde şey paylaşmıyorum, hani nasıl söyleyeyim, şarkı marka paylaşmıyorum. Hatta bazen arkadaşlarım diyor, blogger mı olacaksın ya? İşte markaları falan etiketliyorum, kendi kullandığım çantaları. Blogger mı olacaksın diyorlar. Hayır arkadaşlar, blogger olmak gibi bir derdim olsaydı zaten çoktan blogger olurdum. Hı. Blogger olmak en kolay şey. Şarkıcı ama, olarak mı ilerlemek istiyorsun? Aynen, ama hani ben şeyi çok seviyorum, modayı çok seviyorum. Hı. Çok yakın takip ediyorum. Oldum olası böyleydim. Orada yine ol. Oldum olası böyleydi. O yüzden Instagram'da anladım, resim paylaşıyorum. Ama yakında çok mesaj geliyor, şarkı paylaş, hani kısa videolar at. Hmm. Yakında onları da yapacağım. Güzel. YouTube kanalını da açarım diye düşünüyorum. Yani çünkü çok aç diyorlar, aynı senin böyle dediğin gibi. Açmayı düşünüyorum yani. Moda olarak günümüzde mesela en çok tercih edilen neler sence moda deyince? Bence şu anda mom pantolonlardan İspanyol pantolonlara döndü. Butinler yerini kovboylara bıraktı. Kovboy burun, ayakkabılar, çizmelere bıraktı. Başka ne söyleyebilirim? Beli açık, yani göbek açıklar moda hala. Balon kollar hala moda. Belli başlı markalar zaten klasik çizgisini bozmuyor. Aynen. Peki günümüzde yeni single çıkartan, ya da şöyle söyleyeyim, günümüzde sanatçıların, sana ben şuraya bakarak konuşayım. Oraya baktığın için burada tamam, televizyondan neyse, kendimizi görüyoruz. Tamam aynen. Şöyle bakayım ben. Biz buradan bakacağız. Günümüzde sanatçıların böyle en çok beğendiğin tarz hangi? Kimin? Yani hangi sanatçının tarzını beğeniyorsun? Tarzını? Rain Man. Rain Man. Rain Man'i çok takdir ediyorum. Kimseye bulaşmıyor. Ve şarkı sözlerini çok beğeniyorum. Yani ve bizim nesli çok güzel temsil ediyor. Kadınlardan? Kadınlardan. Demet Akalın'ı ben çok severim. Tarzını nasıl buluyorsun? Tarzını yani şık buluyorum. Bazen çok kaos giyiniyor ama genelde ya onun tarzına bakmıyorum. Ben onu seviyorum ya. Hani onu olduğu gibi seviyorum. Bazen karmaşık giyinse de seviyorum. Güzel. Telefona bir alo diyelim. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz bizi? Sivas. Sivas'a sevgilerimizi yollayalım. O zaman siz Levent Bey'siniz. Evet. Harika. Her zaman bizi izleyen izleyenimiz olduğu için tanıdım oradan. Tamam. Abone. Evet. Nasılsınız bugün? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. İyiyiz biz de. Pazartesi sendromu yok. Çok şükür güzel bir şekilde programımızı devam ettiriyoruz. Ben Dilşat Hanım'ı dinledim. Çok güzel sesi var. Çok teşekkür ederim Levent Bey. Harika. İstediğiniz sizin parça sorabilir İstek miyim? İstek parçanı. Sen söylüyorsun, ben soruyorum. Yok, yok. Ebru Gündeş'ten olabilir. Efendim? Ebru Gündeş'ten olabilir tamam, diyor. Hangi şarkısı olsun? Vay. Fark etmez. Musun? Hemen hemen. Fark etmez. Tamam. Ben çevirmenim, ben susayım. Tamam. Olur. Söyleyeyim şimdi. İstersen şimdi söyle, istersen tamam, telefonu söyleyeyim, kapatalım. Söyleyelim. Tamam. Nasıl olsun? Hatta kalmak ister misiniz? Yok, gerek yok. Gerek yok. Gerek ya, yok abi, git ya. Gerek yok ya. Hoşça kalın. Ya hiç, adam çok cool ya. Gerek yok, ben gidiyorum ya. Zaten ben şarkımı da istedim. Hadi dinleyelim seni o zaman, belirlediysen. Türkiye'ye söyleyeyim. Ay. Dedim az önce bizde pazartesi sendromu yok diye ama bizde bir hüzün buğuladı. Böyle hep duygusal şarkılar mı dinlersin Dilşat? Aslında arabamda hep Joy FM açık. Hep yabancı slow. Yabancı slow ama yine de slow yani. Gene slow çünkü kafamı dinlendiriyor. Böyle alttan alttan tatlı tatlı çalıyor. Çünkü ben çok hareketli bir insanım. Çok biraz da şeyim, çok konuşkanım. Ne güzel. Biraz da sinirliyim. Mesela şimdi Üçte abi orada, annem orada, biliyorlar. Üçte abi çok kahvemi çeker. Hatta kahvemi çekmekten bayağı bir gözü toprağa bakıyor. Neyse. En çok neye sinirleniyorsun? En çok neye sinirleniyorum? Bir söylediğimin iki edilmesi. Bir söylediğinin? Ha, iki olmayacak. Aynen. Yani. Bir şey söylediğim zaman o yani hani. Hmm. Hani bana Dilşat, ben hani bugün oraya gidelim. Bugün mesela bebeğe gidelim dedim. Hmm. Yok, bugün bebeğe gitmeyelim, oraya gidelim. Bu, o zaman benim sinirlerim tepeme çıkıyor. Hmm. Gitmiyorum yani. Hiç gitmiyorum. Hangi burçsun? Yay. Hmm, anladım. Güzel. Ne diyeyim ya? En azından kendini tanıyorsun.
Aynen, tamam. En azından kendini tanıyorsun. Aynen. Bu da güzel bir şey. Mesajlarımızla şöyle bir devam edelim bakalım. Kimler neler yazmış? Acaba? Emre Aydın'dan bir şarkı istiyorum demiş. İzleyenlerimizin de istediklerini yerine getirelim. Sen de söyle. Klibimizi de sıraya koyalım yönetmenim. Duyuyor musun beni? Evet, şöyle bakalım. Mor ve Ötesi'nden bir şarkı isteniyor. Mustafa Ceceli'den istenmiş. Çok severim Mustafa Ceceli'yi. Çok. Az önce çaldık bu arada. Çok güzel şarkı. O şarkı zaten Sinan Akçıl yazmış. Hı hı. Sinan Akçıl'ın yazdığı her şarkı beni çok etkiliyor. Neden bilmiyorum. Çok güzel yazıyor. Kalemi çok, güzel, kuvvetli. Çok güzel. Aynen. Çok duygulandım o şarkıda. Güzel bir şarkı. Güzel. O zaman şarkılarımızı getirelim ekranlarımıza. Hem izleyenlerimizin isteklerini yerine getirelim. Tabii hem de ki. Yayınımızı devam ettirelim. O zaman sen sun şarkılarımızı. Mustafa Ceceli. O değil. Emre Aydın ve Mor ve Ötesi'nden gelecek. Emre Aydın ve Mor ve Ötesi gelecek. Arkasından neydi? Emre Aydın ve Mor ve Ötesi. Emre Aydın ve Mor ve Ötesi. Kaldığımız yerden devam. Kaldığımız yerden devam. Aynı anda sunduk yine. Gelsin şarkılarımız. Mesajlarımıza devam edelim. Dilşat Hanım'dan bir kere de Bana İhtiyacın Olsun şarkısını istiyorum. Kendisine. Ben onu zaten söylemek istiyordum. İçimde var. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum. Gerçekten başarılı bir single olmuş. Çok etkileyici bir ses. Şimdiden ağzına, yüreğine sağlık. Samet çok Yüksel yazmış. Çok teşekkür ederim. Samet sonra... Yüksel benim arkadaşım ya. Ha. Samet çok teşekkür ediyorum. Nereden arkadaşın? Arkadaşım bu Samet hatta dün şeyi paylaştı. Birkaç senedir arkadaşım. Güzel. Dün Instagram'da arabada paylaştı benim şarkıyı. Peki söyleyeceğim. Peki. Söyle istersen şimdi. Söyleyeyim. Ama nakarat söyleyeceğim sadece. Olur tabii. Çünkü başını hatırlamıyorum. Buradan şarkını aramayın. Sohbet. Bakın buradan arıyorlar. Sen de anons etsene. Buradan aramasınlar. 0212 ile başlayan. Bak bu WhatsApp attı. Kardeşim mesela. Bak bu numaradan aramayın. Hep bu numaradan arıyorsun. Aynen öyle. Aramayın buradan. O numaradan aramayın. 0212 kaç? Altta ekranda yazıyor zaten. 0212 ile başlayan. Aynen oradan. Hadi dinleyelim bakalım seni. Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir alade gelmezsem gençliğim solsun. Bu inadın ben ölmeden son bulsun. Aşktan anlamaz o taş kalbin. Rejiden de bir şarkı isteği var. Peki. Oo, bir şarkı daha benim için söyleyebilir mi dedi. Peki ne söyleyeyim? Ne söylesin? Bakalım. Reji aşk acısı çekiyor galiba. Ay. Ya ben bütün şarkıları yakıştırdım ben. Hangisini söylerse söylesin diyor. Ne söyleyeyim? Bir tane Yunanca söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim o zaman. Sen Ebru Gündeş'in şarkısını güzel söylüyorsun. Ha. Yunanca da söyleyeyim. Yunanca mı? Aa, o nereden geliyor? Yugoslav göçmeni olduğumuz için benim o Yunanca şarkı telaffuzum iyi bayağı. Çok iyi. Böyle iyisi, daha iyi. Hiç söylemiyorsunuz. Mesaj atmıyorsunuz. O zaman Yunanca söyle. Yunanca da söyleyeyim. Ya bugün de işte söyleyeyim. Hadi bakalım Yunanca'yı bir dinleyelim bakalım. Anlamıyoruz ama olsun. Türkçesi de var. Yunanca ikisi karışık. İkisini söyleyeceğim. Aa, güzel olur. Sesine sağlık. Teşekkür ederim. Çayımı içebilir miyim bu arada? İçebilirsin tabii. Çayını soğuttuk. Şarkı aynen. Söylemekten çay içemedim. Hazırlayan ablaya dedim ki, abla dedim dikkat et koyan olmasın çay dedim. Elde edmeden hazırla dedim. Bana dedi ki sen çok takıyorsun dedi. Bak böyle yapa senin başına gelecek. Öyle mi dedi? Seni bulacak bu korona dedim. Dedim abla sende de bir koronalı tipi var yani şimdi yok değil. Annem de diyor yok diyor uğraşma kadınla. Ya Selver ablamız candır ya. Ya teşekkür ederim nasıl, gerçekten. Dikkat ediyor musun günlük hayatta? Neler yapıyorsun mesela bu hastalıktan korunmak için günlük hayatta? Neler yapıyorum? Gene dışarı çıkmadan durulmuyor tabii. İnsan çıkıyor yani elde değil. Hepimiz oraya buraya gidiyoruz. Devamlı kolonya elimde. Sürekli kolonyalanıyorum. Elimi ağzıma götürmemeye çalışıyorum. Maske takmıyorum ben. Çünkü o tek kullanımlık maskeler mikrop yuvası arkadaşlar. Onu takıp da ben de Profesör Doktor Dişat Çatalcalı. Onu takıp da arkadaşlar sokağa çıkıp onu tekrar atıp bir daha takmayın. Kurban olayım. Gerçekten o mikrop yuvasıymış. Orada çünkü bütün günün tozları mikrobu birikiyor. Aynen öyle. Koronası da yerleşiyor. Domuzu da yerleşiyor. Sonra onu çekiyorsun. Mikrop soluyorsun yani. Ama biz bilinçsiziz yani maalesef bazı konularda. Ama ben bilinçlendiriyorum sizi. Rahat olun. Dilşat bilinçlendiriyor bilinçsiz konularda. Aynen. Ahmet senin yaptığın güzel bir espri vardı. Neydi onu bana bir hatırlatsana ya. Evet.
Ay, herkes kolonya kullanıyor ya. Evet. Birisi havadan çakmak çaksa ülke alev alacak. Aynen. Niye komik bir şey söyledi. Ay, peki o ben bir istek şarkıda bulunabilir miyim? Aydın Aydın'dan, Aydın abiden kolonya şarkısını çalabilir miyiz? Yani... Öyle bir parça mı var? Ben evet, Koyona var, öpme. Yok yani listemizde yok. Olmuyor şu an mu? Yok, telefonumuzdan Aydın geldi. Aydın abi, bakma. Tanımıyorum ama güzel şarkıydı. Telefonumuzu alalım. Peki, alo. Alalım. Alo. 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 Hoş geldiniz. Alo. Hoş bulduk. İsminiz? Yokuş şarkısını çalar mısınız? Hangi parçayı istiyorsunuz? Yokuş. Listemizde yok ama. Yokuş. Başka bir sanatçıdan tamam. Bir şarkı şey çalalım. Şey mi? Bir varışına, bir yokuşuna. O mu? Bilmem. O mu? Evet. Sen yanımdayken yok oluşuna şaşırmıyorum. Ne gelişine, ne gidişine, kadir kıymet bilmeyişine üzülmüyorum. Şöyle gönlünüzü alayım ben. Aynen. Bugün o zaman listemizde yok yok yani. Bütün şarkılar evet, var. Evet, repertuar var canım. Şarkı bu. Yoksa sen söyle. Aynen. Varsa en şarkıyı çalalım o zaman. Aynen. En kötü değil. Yani iyi bence. Aynen. En iyi ben varım burada. Sahne aldın mı hiçbir yerde? Sahne aldım. Bebek Mayına'da. İsim Cats. Vermeyelim de reklama girmesin. Ha, zaten kapandı o yüzden. Olsun, yine de şey yapmayalım. Tamam. Bebek'te yani yer söyleyeyim. Aynen, orada aldı. Orada sahneye çıkmıştı. Daha sonra işte dediğim gibi ara verdim. Bayağı bir iki sene falan. İki senede hiçbir yerde çıkmıyorum. Zaten tek bir yerde çıkmıştım. Hmm. Ben çok seçiciyim mekan konusunda. Hani aile ortamı olmasına, yani ne kadar aile ortamı oluyor ama bilmiyoruz. Hani düzgün olmasına çok önem veriyorum mekan sahibinin. Hmm. Hani gelenlerin kalitesine çok önem veriyorum. Çok seçiciyim. Hmm. Çok fazla teklif geliyor bana ama ben... çok bakıyorum yani, hani sahibinden tutun gelenlere kadar herkese bakıyorum. Bu bir türlü mekan beğenemiyorum. Sahne alacağım yerdeki masalar nereden gelmiş? Bu sahnenin dekoru nereden? O kadar ayrıntılı bakıyorsun yani. Dekor önemli değil ama gelenlerin şeyi çok önemli benim için. Anladım. Hani mesela sırf erkek olan bir yerde çıkmak istemem. Yani bunlara ben çok dikkat ediyorum. Aile olmasına veya hani kız arkadaşıyla gelebileceği bir mekan olmasına. Bunlara çok önem verdiğim için çok seçiciyim. Telefonumuzu alalım. Alalım. Alo. Alo. Alo, iyi günler. Hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz bizi? Kırda'dan arıyorum. Askeriz. Hayırlı tezkereler. Melek Canlı'yı izledik. Öyle dedim, arayalım. Sevdiğimiz için bir şarkı istedik. İyi yaptınız. Bir şarkı mı istediğimizi anlayamadım. Asker miymiş? Dilşat'tan şarkı mı istediniz yoksa parça mı istiyorsunuz? Onu anlamadım. Evet, parça asker. Istiyorum. Merhaba asker. Hangi şarkı istiyorsunuz? Merhaba asker. Evet, ben askerleri çok seviyorum. bir tane yabancı şarkı var, Kaska. Onu çok seviyorum, sevdiğim için istiyorum. Yabancı şarkı? Yok evet, ama listemizde Kaska. Bizim. He. Hadi gönlünü al. Listemizde yok şimdi, ne yapsak? Hangi şarkıymış? Yok ki, listemizde olmayan bir şarkı istedi. Hani sen askerlerimizden bir şey söyle. Yani istediğin bir şarkı var mı? İsmi neydi? İsmin neydi ya? Kenan benim ismim de. Kenan. Kenancığım, Kaska. İstediğiniz bir şarkı var mı özellikle? O şarkı yok. Dedim, ondan şarkı başka. Şarkı var mı? O şarkı hangisiydi bilemedim ki. Yabancı, yabancı. Yabancı da var bende. Yabancı. Burada yok. Sende varsa sen söyle. Tamam, hangi şarkı istemiştin? Kaska, Kaska. Yabancı Kaska. Şarkısı. Anladın mı? Yok, anlamadım. Ya olsun, yabancı bir şarkı sen söyle o zaman. Peki. Öyle yabancı olsun. Mı olsun istiyorsun illaki? Evet, yani o şarkı gerçekten çok seviyorum. Askerliğin bir tane kalın sürekli onu izledim. Hangi şarkı bir daha anlayabilsem? Şarkının adını biz algılayamadık. Kaska. Kaska. Kaska mı? Doğru mu duyuyoruz? Evet. Evet. Kim, peki, söylüyor kim bu Kaska'yı? Kaska'yı kim söylüyor? Kenan. Kenan, senin şarkın mı yoksa? Nasıl? Senin kendi single'ın mı yoksa bu? Kenan, senin için Dilşat bir şarkı söyleyecek şimdi. Tamam, yabancı söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz aradığın yabancı için. Yabancı söyleyeyim. Yabancı söyle. Aynen. Öyle gönlünü alalım. Hoşça kal. Tüm askerlerimize armağan edelim söyleyeceğim bu şarkıyı. Bu da Kenan'cığıma gelsin. Eyhan'la. Asker arkadaşımız. Evet, bütün askerlere gelsin. Eyhan'la'dan da imut. Güzel söyledin. Çünkü yabancı istedi illaki. İngilizcem var mı? İngilizcem var. Advanced derecede. Yani çok çok iyi değil, çok kötü de değil. Orta seviye. Advanced'dayım yani. Başka kaç dilim var şimdi? Az önce de bir Yunanca söyledin. Yunanca, Boşnakça yok ama tabii Boşnak oluyoruz aslında biz. Babaannem falan konuşurdu. Bende yok ama. Hmm. Kuş dili biliyorum. Kuş dili konuşur musun bir?
Nasıl? Yani hatırlat bizi. Yani kuş dilini de. Ama kaç dilim var dedim sana. Şimdi sen kuş dili dedin. Sen biliyor musun kuş dili? Anlıyorum. Ben konuşamıyorum ve anlıyorum. Sen konuş bakayım anlayacak ya, mıyım? Ya kuş dili. Ben de bayağıdır konuşmuyorum. Mesela bizi arayın de. Kuş dili. Bizi gigi aga aga yigi gıgın. Mesela. Bunu nerede öğretiyorlar kuş dilini? Kuşlar Kuşlar hangi kuşlar öğretiyor? Ay. Bu konuya girmeyeceğim. Peki telefonumuz varmış hemen alalım. Tamam. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz? Ben Erzurum'dan arıyorum. İsminiz nedir? İsmim Murat. Murat Bey, Erzurum'a sevgilerimizi iletelim. Ne zaman açtınız kanalımızı? Efendim? Ne zaman açtınız kanalımızı? Yani bir yarım saat var. İyi, bayağı da izliyorsunuz. Teşekkür ederiz evet. Katıldığınız için. Bir şeyler söylemek ister misiniz konuğumuza? Ben bir parça istiyorum. Tabii buyur. Reymen'den Leyla şarkısını. Söyleyebilir misin Reymen'den Leyla'yı? İstediğin şarkıyı söylemiş oldun inşallah. Aynen söyledim yani elinden yeni yaptım. Teşekkürler bağlandığın için. Gittin mi? Kayboldun. O son çağrı şeyimde bağırışımda gitti o zaten. yok. Bence güzel seslendirdin. Yani elimden zaten gelip sevdiğim bir isim zaten Reymen. Prodüksiyon var orada. Yani o Kurtar Beni Leyla kısmı. Tabii. Oradan o nefesten direkt ayrı bağlanması gerekiyor. Elimden geleni yaptım ama. Biz tam o kısımları bilmediğimiz için ama bir şeyler oluyormuş zaten orada. Zaten o son bağırdıktan sonra yok oldu beyefendi. Galiba kalp krizi. yok. Bence izledi ve beğendi. Evet ben olabilirim. İzleyenlerimiz. Bakalım mesajlarımıza. Bol bol telefonlarımız da geliyor. Peki. Bakalım. Ben böyleyim de benim reytingim boldu ya. Bak kendi ellerimle gül yaptım diyor. Bize gül yapmış. İzleyelim. Çok güzel. Kağıttan çok... yapmış. Bir de boyasa tam gül değil aynen, mi? Aynen çok güzel. Laleye eskiden, de benziyor. Laleye aynen eskiden böyle el işi oyunlar değil. Şeyler kağıtlarla vardı. İzleyenlerimize de göstereyim şöyle bir kağıttan. Yaratıcılık. Eskiden böyle hep uğraşırdık ya değil mi? Kağıtlarla, vallahi kalemlerle. Vallahi ben hiç uğraşmıyordum. Önceden. Telefonumuz var. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden arıyorsunuz? Çorum'dan. Çorum. Sevgilerimizi iletelim. İsminiz nedir? Emirhan. Emirhan. Kaç yaşındasın? 16. 16. Süper. Güzel. En çok hangi tarz parçalar dinliyorsun? Genelde rap dinliyorum. Rap. Benden buna. Evet. Rap mi? Söylemek ister misin? Hayır öyle söyledim. Öyle mi? Hayır öylesine söyledim. Peki bir rap isteyenimiz olursa o zaman. Emirhan isteyecek bence her türlü de. Emirhan hangi şarkı istiyorsun bizden? Düşüneyim. Düşün bakalım. Reymen'den Radyoda Neşet. Aa onu bilmiyorum. Ama eğer şeyde klibi varsa yani bende yok. Biz Reymen'den çalmış mıydık yönetmenim şarkı? Çaldık Leyla'yı çaldı. Burada yayınlamış mıydık? Onu hatırlayamadım. Yayınlandı. Hatırladın mı? Az önce yayınlandı. He? Hatırlamıyorum yayınlanmadığını ya. Birçok kişiyle konuşuyoruz şu an. Peki çok teşekkür ederiz aradığın için. Hoşça kal. Sesin gelmiyor bu arada Ahmet Bey. Yayınladık mı biz Reymen'i? Yayınladık. Yayınlamışız aynen. Yayınladık. O zaman başka bir rap cezayı hazırlayalım. Cezadan bir şarkı yayınlayalım. Cezayı sever misin? Severdim çocukken. Sonra zamanla o da zaten biraz geriye çekildi. Geriye çekilmedi ya. Çekildi mi dersin? Ya da ben mi takip etmeyi aslında bıraktım? Aslında çok güzel yeni şarkı çalışmaları yapıyor. Festivallerde, konserlerde sahne alıyor. Bence çekilmedi. O tam zaman tersi, ben onu ekarte etmişim. Muhtemelen sen onu ekarte etmişsin. Muhtemelen. Ekarte ne demekti? Yani şey dışı, saf dışı bırakmışım saf beynimde dışı. Herhalde. Yani dinlemez olmuşum kendi kafamda. Yoksa Ceza tabii ki ekarte edecek bir isim değil. 10 numara bir isim ama ben herhalde çok dinlediğim için belki bilmiyorum. Olabilir. Biraz belki dinlemez olabilir. Oldum son zamanlarda. Ceza... Yoksa Panorama Harem'i söylerdim yani. He. Şaka söylerdim evet. Yani. Ceza güncel olarak gençlerin neler yaptığını takip ediyor yakından. Kendisini de çok yenileyen bir sanatçı. Cezayı dinleyelim. Sonrasında Norm Ender karşımızda olsun. Sonrasında buradayız. Şarkılarımızı dinledik. Bugün iç bir şey olmaz. Sudan kendini görünce çayını da içemedim bir kaldı ama. Aynen. Neyse olsun. Sonra içerim ben onu. Yeni tarz yaptım. Bu arada buraya nasıl bakacaksın buldunuz? Bak. Orası kamera değil. Aynen. Devamlı oraya bakıyorum. Tarzımı olsun. Nasıl buldunuz? Böyle pencereli. Burayı böyle çıtıkladım. Güzel bence. Fena değil bu havalarda. Ne giyeceğimizi bilemiyoruz değil mi bazen? Aynen öyle. Geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel, eğlenceli bir program oldu. Son olarak mesajlarımızı okuyalım kalmasın. Sizi seviyorum. 2 Milyon TV'de program yapıyorsunuz. Konuğunuza selamlar söylemek istiyorum. Ordu'dan. Ve aleyküm selam. Ordu'dan yazmış izleyenimiz.
Sivas'tan bir izleyenimizin selamı var bize. Van'dan ve Muş'tan da var. Aleyküm selam. Türkiye'nin her bir yerinden bize kucak dolusu sevgilerimizi yolluyoruz. Teşekkür ederiz takip ettiğiniz için. Yarın yeniden aynı saatte burada olacağım. Sen de vedanı edebilirsin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.